falan olursa doktor hiç beklemeden gelin dedi. Gel, gel sen şöyle. Oh. Ender mi yapmış bunu? Dağhan. Biliyor demek ki burayı. Niye getirdin o zaman beni? Ben ne yaptığımı biliyorum abi. Eğer bir daha gelecek falan olursa benim dediklerimden çıkma. O zaman ilişmez sana. Hedef olmaktan da çıkarsın. Ne yaptığını biliyormuş. Sattın ona beni. Sırf o herifi tekrar içeri tıkmamak için abinin ölmesine göz yumdu. Abi, ben sadece Ender'in bu kadar ileri gidebileceğini kestiremedim. Hem kaldı ki hayattasın. Ben ikinize de zarar gelsin istemedim. Ölüyordum lan, ölüyordum. Dağhan kim ki onun zarar gelsin istemiyorsun? Kim? Aşık oldun ona, değil mi? Üç günlük adama değiştin beni. Ben senin annen, baban, abin, atan, ailendim. Benim kimseye kimseye değiştiğim falan yok, saçmalama. Hani bizim o yıllar önce işlediğimiz bir günah var ya abi. Ben sadece onu temize çekmeye çalıştım. O hapishanedeyken ben de vicdanımın hapsindeydim. Sen de öyle. Keşke öyle kalsaydık. Şu bizi soktuğun duruma bak. Ya öyle mi? Öyle mi kalsaydık? Ben senin ailendim, atandım demeyi biliyorsun. Abi o kötülüğü yaptıktan sonra biz abi kardeş olabildik mi acaba? Ben yetimhane köşelerinde, senin yerin yurdun belli değil. Ben senin ne kadar yolunu gözledim biliyor musun? Kaç kere geldin abi beni görmeye? Kaç kere görebildim seni? Seni de bir diye hatırlıyorum. Başka çarem mi vardı? Herkesin senin öldüğüne inanması gerekiyordu. Vardı. Senin yanında büyüyebilirdim mesela. Nasıl olacaktı o? Oradan oraya sürüklenerek nasıl mutlu olacaktın sen? Abi belki mutsuz olacaktım ama senin yanında bahtiyar olacaktım. Öyle alengirli alengirli konuşma. Ben senin gibi mürekkep yalamadım. Ama şunu biliyorum. Sen beni o adama değiştin. Dağhan'a değiştin beni. Hayda, başladık yine bozuk plak gibi. Evet başladık. Hiçbir zaman da çıkmayacak içimden. Unutmayacağım bunun acısını. O herifle bir daha görüşmeyeceksin. Gece yatmadan alman gerekiyormuş bunları. Vildan, Vildan bana söz ver.